Senin için büyük hevesle bir gelin seçtim. Ama etrafı öfke saçan bir geline dönüştü. Ona ne söylesem tersini yapıyor. Gene benimle konuşmaya geldi. Dedi ki başkalarının önünde hiçbir şey söylemeyecekmiş. Sessiz kalacakmış. Kendi gelip söyledi. Aslında ne düşündüğünü merak ediyorum. Anne, bence yavaş yavaş aklı başına geliyor. Artık Genan'ın sözleri için endişe etmene gerek yok. Bu ailenin en büyüsün. Evimizin direğisin. Ah oğlum, işittiklerimi nasıl unuturum? Boş ver. Önemli değil. Neyse artık. Anne, senden bir ricam olacak. Birkaç gün onun ailesi hakkında konuşmasan. İsimlerini bile anma. Hem ne önemi var ki? Yoksullardan bahsetmek bile kendimizi küçültmek olur. Bunu hep sen söylersin anne. Yoksullarla içli dışlı olursak küçük düşmeye de hazır olmalıyız. Bunu bana söylemeni karın mı rica etti? Evet anne. Bu sözünü dinleyeceğim. Karına bunu söyle. Ama sadece benden affedildiği takdirde onu affedeceğimi söyle. Daha önce değil. Tamam anne, öyle olsun. Git hadi. Hadi, git biraz uyu. Beni merak etme. Tamam anne. Bu kız çok kurnaz. İki kenarı keskin kılıç gibi. Ama aynı zamanda bana zayıf yanını da gösterdi. Keseriya.